kardeşlerim kutsal kitapta tanrının sözlerine eski antlaşmadan bakmaya devam ediyoruz. Artık 10 buyruk, 10 emir bölümüne gelmiştik. 10 emir tanrının bizlere söylediği direkt buyruklardır, direkt emirlerdir, tanrının sözleridir. Ama bu bölüme bakarken On buyruğu bakarken bir şeyi kesinlikle iyi hatırlamamız lazım. On buyruk bizi Tanrı'ya götürmez. On buyruk bize Tanrı'ya ulaşmanın yolu değildir. Bizi Tanrı'ya ulaştıran ve bizi Tanrı'ya ulaştırabilecek olan tek şey İsa Mesih'tir. Yıllar önce yeryüzüne geldi. Bizim uğrumuza kendisini feda ederek insanların sonsuz hayatı alabilmeleri için günahlarımıza kefaret olarak çarmıhta canını vermesiyle bizler ancak Tanrı'ya ulaşabiliriz değerli kardeşlerim. Tanrı on emiri aslında belki de şunu söyleyebiliriz. Ne yapamayacağımızı görmek için verdi. Ne yapamayacağımızı. Çünkü o her şeyi biliyordu. Ancak Tanrı bizden şunu istiyordu. Önemli olan yaptığın işler değil. Çünkü birçok insan yaptığı işlerle, yaptığı yardımlarla, yaptığı ibadetlerle Tanrı'ya ulaşabileceğini düşünüyor. Ama bunun imkansız olduğunu Tanrı bize göstermek istedi. Tanrı'yla sadece ilişki kurarak, yakın ilişki kurarak Tanrı'nın istediği doğruluk olan İsa Mesih'e iman ederek günahlarımızı onun kutsal kanıyla kapatarak ancak öyle kurtulabiliriz. Yaptığımız işlerle değil. Bu Mısır'dan çıkışta buna çok güzel bir örnek var. Tanrı İbranileri niye kurtardı? Neden kurtardı? Ne iş yaptıkları için kurtardı? Tanrı İbranileri çok kutsal oldukları için mi? Çok sürekli ibadet yaptıkları için mi? Hayır. Tanrı seviyordu. Ve İbraniler nasıl kurtuldu? Tanrı'ya güvendiler. Ne yaptılar? Dedi ki Tanrı bizi seviyor. Bizim bir tanrımız var. O merhametlidir. O lütufkardır ve o bizi mutlaka kurtaracak. Bir gün Tanrı ona dedi ki: "Hadi kalkın sizi Mısır'dan çıkaracağım. Ne yapalım? Hangi ibadeti yapalım? Hayır, hayır. Dediğimi yapın. Bir kurban kesin, kapıya sürün ve kurtaracağım." İbraniler buna güvendi. Yaptı ve kurtuldular. Tanrı'ya olan güvenleri sayesinde, Tanrı'ya olan ilişkileri sayesinde ve bu olaydan yaklaşık 1400 yıl geçti. Esas kurtarıcı geldi. İsa Mesih. Artık o tek kurbandı. Tek adaktı. Tek sunuydu. Ve kalıcıydı. İsa Mesih geldi. Uğurumuza kendini feda etti. Tanrı ile bozulmuş ilişkimizin tekrar barışmasını, Tanrı ile bozulmuş ilişkimizin tekrar güçlenmesini sağladı. Tanrı dedi sizi seviyorum, hepiniz günahkarsınız. Ama ben sizi seviyorum ve hiçbirinizin mahvolmasını istemiyorum. Bunun için oğlum İsa Mesih'i göndereceğim. Hepiniz sonsuz hayatı alasınız. Sadece ve sadece bir kişi değil, ona inanan herkes alacaktı. İbraniler nasıl Tanrı'yı görmedikleri halde Tanrı'nın buyruğuna uydular. Nasıl? Bir kurban keseceğiz, kurtulacak mıyız? diye düşünmediler. Tanrı'ya güvenerek Tanrı'nın dediğini yaptılar ve kurtuldular. Bugün de aynı şey geçerli. Tanrı'yı görmedik ama Tanrı dedi ki İsa Mesih uğrunuza yeryüzüne geldi, kefaret oldu. Ona inanırsanız siz de kurtulacaksınız. Tanrı bunu sağladı. Dediğim gibi on buyruk bizim için çok değerlidir. Tanrı'nın sözüdür ama bizi cennete götüren şey değildir. O zaman şimdi biraz yavaş yavaş girelim bu 10 buyruğun sözlerine. Hatırlıyorsunuz geçen hafta 10 buyruk dedik dört tanesi Tanrı'yla ilişkiliydi. O dört tane de hatırladığınız varsa Tanrı dedi ki tek Tanrım ben olacağım. Tek Tanrım ben olacağım dedi. Benden başka Tanrın yoktur. Ve şunu söylemişti Tanrı tek Tanrı ben olduğum için ve her şeye gücü yeten ben olduğum için iyi veya kötü ne varsa geleceksin benden diyeceksin. Başkasına gitsen de zaten alamazsın. Tek Tanrı benim dedi. İkinci olarak dedi ki kendinize putlar yapmayacaksınız. Burada şunu söylemiştik hatırlarsanız. Tanrı'dan daha fazla önem verdiğimiz ne varsa o bizim putumuzdur. Tanrı dedi bunu da yapmayacaksınız. Tek ben olacağım dedi. Üçüncü olarak benim adımı boş yere ağzına almayacaksın. Onun adı kutsaldır. Sıradanlaştırmayacaksın. Ve dördüncü olarak şabat gününü hatırlatmıştı. Şabat günü benim günümdür. O gün geleceksiniz. Hem dinleneceksiniz ama pazar günü kıyaslarsak geleceksin, bana ibadet edeceksin, ruhunu dinlendireceksin. Kutsal kitapta böyle söylüyor. Bazen yorgunuz, bazen çok işlerimiz var. Ama ne söylüyor? Ey yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size huzur veririm, ben size esenlik veririm. Tanrı dedi bana gel ve dinlen. Tanrı bir yol çizdi. İlk dört buyruğu verdi. Ne söyledi? Her şeyden önce ben. Senin Tanrım benim. Her şeyden önce benim. Çünkü ben, seni ben yarattım, sana ben şekil verdim, sen günaha düştün, seni cennete götürecek olan benim, 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 benim dedi. Yol gidiyordu ama Tanrı sanki bir başka yol çizmeye başladı bize. Bir başka bir yol çizmeye başladı. O kalan buyruklara baktığımız zaman benimle ve seninle ilgili olmaya başladı. İnsanlarla ilgili olmaya başladı. Onlar hakkında bilgi vermeye başladı ve onlara nasıl davranmamız gerektiği hakkında konuştu. Ne kadar enteresan. Tanrı önce kendisi hakkında üstüne basa basa konuştu. Ama şimdi kalan o altı buyrukta insanlarla ilgili konuşmaya başladı. Ve bizim insanlara nasıl davranmamız gerektiği hakkında bize buyruklar verdi. Bize buyruklar verdi. Neydi onlardan mesela? Diyor ki annene babana saygı göster. Öyle ki Tanrı Rabbin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun. Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin. Devamı da var. Çalmayacaksın, komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun evine, karısına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Amin. Güzel sözler değil mi? Ama bunlar bir atasözü değil. Bunlar bir büyük bilge adamın nasihatları değil. Bunlar Tanrının sözü. Bunlar Tanrının sözü. Ve net konuşuyor. Bazen nasihatler verir insanlar birbirine. Oğlum, kızım, bunu böyle yap, şunu şöyle yap. Evet onlar bilgedir, hoştur, kültürlüdür ama buradaki sözler Tanrı'nın sözleri. Ve burada ne söylüyor Tanrı? İkinci olarak bu ikinci yolda arkandaki yanındaki önündeki insanı seveceksin. O benim için önemli diyor. Tanrı diyor. Yanındaki arkandaki o dönüp bakmak istemediğin kişi benim için diyor önemli diyor. Of. Tanrı Tanrı bunu söylüyor. Benim için diyor o çok önemli diyor. Bu sözlerde Tanrı kralınız benim için önemli ona şöyle davranın demiyor. Liderleriniz benim için önemli, ona böyle saygı gösterin demiyor. Pastörünüz benim için değerli, ona böyle davranın demiyor. Musa'ya bile, size yol gösteren Musa'ya bile şöyle davranın demiyor. Yanındaki diyor, benim için çok önemli. Hadi kırıl. Hadi sevme. Yap. Bakalım Tanrı ne söyleyecek. Bu Tanrının sözleridir. Üstüne basarak söylüyorum. Bir nasihat değildir. Eğer bu bir insan sözü olsaydı bunu Tanrının aracılığıyla yazan Musa kendisi hakkında bir kat söz ekleyebilirdi. İşte şunlara böyle davranacaksın, bunlara böyle davranacaksın. Ben Musa'ya da bunu yapacaksın. Bazı inançlarda vardır kendisi için birçok şey söyler ama bu inançta yoktur. Musa kendisi için bile bir şey söyleyemiyor. Tanrı çünkü bütün insanlardan bahsetti ve sanki Musa'ya Tanrı da şunu söylemek istiyor. Musa bunu götürüp onlara göstereceksin ya. Ama sen de kurtulmaya ihtiyacın var. Benim için değerlisin Musa. Halkımı kurtaracak olan olarak seni seçtim Musa. Sen bir peygambersin Musa ama senin de kurtulmaya ihtiyacın var. Kurtarıcı da gelecek yaklaşık 1400 sene sonra. İsa Mesih sen de gelecek olana inanarak kurtulmalısın. Benim buyruklarıma uymalısın. Musa diye onu da uyarıyor sanki. Bu sözler Tanrı'nın sözleri. Çok okumuş bilge bir adamın sözleri değil. Ve ondan sonra biz On buyruk, on emir ayetlerine başlarken bir söz söylemiştik. O da neydi? Bu sözler Tanrı'nın sözleri ama gerçek anlamını İsa Mesih bize verdi. Gerçek anlamını İsa Mesih bize verdi. Ve İsa da sözlerinde ne diyordu? Böyle denildiğini duydunuz. Böyle denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, neydi? Adam öldürmeyeceksin konusunda. Bakalım İsa Mesih ne söyleyecek? Adam öldürmeyin. Konu bu. Matta 5, 21, 22. Atalarımıza adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Az önce okudum. Adam öldürmeyin. Tamam. Ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacak. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacak. Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşini hak edecektir diyor. Of. Yasa şunu öğretiyordu az önce okuduğumuz on emir. Adam öldürmeyeceksin. İsa Mesih bunu biliyordu ve bu sözün doğru olduğunu biliyordu. Neden? İnsanı yaratan Tanrı'dır. O ona biçim verdi, o ona hayat verdi ve insanın hayatının üzerinde tek yetkili Tanrı'dır. İsa da bunu biliyordu. De diyor ki bu doğru. Kesinlikle haklısın. Onlara diyor, öldürmeyeceksin. Zaten onun için öyle söyledi. Atalarımız öldürmeyeceksin. Öldürürsen yargılanacaksın dendiğini duydunuz diyor. Yasa bunu öğretmektedir. İsa bu buyruğu geçersiz kılmaya gelmemiş. Bu diyor doğru bir buyruk. Yaparsan yargılanırsın. Bu vaazın aslında şimdi düşünüyorum da benimle bir ilgisi yoktur. Seninle de bir ilgisi yoktur. Çünkü hiçbirimiz katil değil, değil mi? Hiçbirimiz adam öldürmedik. Benimle bir ilgisi yok. İbraniler de böyle düşünüyordu. Ben insan öldürmediğim için, katil olmadığım için bu yasanın benimle hiçbir ilgisi yoktur. Ama Rabbimiz benim için de İbraniler için de bunun böyle doğru olmadığını söylüyor. Çünkü İsa Mesih biliyordu her günah aslında önce yürekten başlıyordu. Her günah yürekten başladığı için de yürekleri temizlemek istiyordu ve biliyordu İsa ne olduğunu ve İsa ne öğretti bu konuda ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşine hak edecektir. İsa Mesih bu sözlerle günahın sadece bir eylem olmakla değil düşünceden kaynaklandığını yürekten kaynaklandığını söylüyor değerli kardeşlerim sanki bu sözü söyleyerek İsa Mesih hepimizin aslında katil olduk veya katil olabileceğimizi anlatıyor katil olduk veya katil olabileceğimizi anlatıyor net söylüyor kim diyor bir kardeşine bir böyle bir şey söylerse diyor o diyor hatalıdır. Belki pratik olarak hiçbirimiz insan öldürmedik. Ama belki bir kardeşimize kırgınlık yaptık, bir kardeşimize küstük, bir kardeşimize öfkelendik, bir kardeşimiz hakkında kötü söz söyledik. O zaman diyor sen cehenneme gideceksin. O zaman diyor sen yargılanacaksın diyor. Çünkü biliyor İsa. Ve İsa Rabbimiz her şeyi yürekten çözmek istiyor. Sadece şunu demiyor. Adam öldürme tamam mı? Rab biliyordu. Aslında adam öldürme eyleminin önce yürekte tasarlandığını biliyordu. En güzel örnek Habil ve Kain. Daha adam kardeşini öldürmemişti. Tanrı geldi uyardı onu. Kain dedi neden yüreğinde kötülük tasarlıyorsun? Neden yüreğinde kötülük tasarlıyorsun? Çünkü o kıskançlık, çünkü o çekememezlik yüreğinde büyüdü, büyüdü gitti. Kardeşini öldürdü. Bunun için İsa da diyor ki ben bunu kökten çözmek istiyorum. Az önce söylediğim gibi kardeşini öfkelenen şey olacak, kardeşini ahmak diyen şey olacak. Aslında bu sözleri okumadıysak, aslında bu sözlere bakmadıysak, bu buyruğa pek önem vermiyoruz. Neden pek önem vermiyoruz? Ama aslında İsa Mesih Yeryüzüne gelmemiş olsaydı, çarmıha gerilmemiş olsaydı, senin ve benim günahlarıma karşılık kefaret olmasaydı, o öfkelenmeden dolayı ne olacağını biliyorsun. Yargılanacak diyor. Ona kızdığın için, buna küstüğün için yargılanacaksın. Ağzından kötü söz söylediğin için cehenneme gideceksin. Net konuşuyor. Aslında biz bu ayete yeterince değer vermiyoruz. Önemsiz gibi görüyoruz. Ama Tanrı net konuşuyor. Bizi katiller gibi görüyor. Katiller gibi. Bakın 1. Yuhan 3. bölüm 15. ayette ne söylüyor? Kardeşinden nefret eden katildir. Kardeşinden nefret eden katildir. Tanrı'nın sözü. Hiçbir katil sonsuz yaşama sahip olmadığını bilirsiniz. Hiçbir katilin sonsuz yaşama. İster istemez bazen kardeşlerimize kırılıyoruz, kızıyoruz. Kesinlikle. Bazen bir kardeşin yaptığı bizi öfkelendiriyor. Kırılıyoruz ve bu öfke sonucunda istemeden ağzımızdan kötü sözler, yargılayıcı sözler maalesef çıkıyor. Eh biz insanız. Yaptık. Yapıyoruz. Ne yapmamız lazım o zaman? Nasıl çözmemiz lazım? İsa Mesih sadece bize bunu yaparsan öleceksin, bunu yaparsan yanacaksın, bunu yaparsan mahvolacaksın demiyor. Bizim inancımızda Tanrımız çıkış yolunu da gösteriyor. Ve o başladı şunu söyledi. Bu yüzden Sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan adağını orada bırak sunağın önünde bırak git önce kardeşinle barış sonra gelip adağını sun. Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıca, yargıç da kardiyana teslim edebilir sonunda da hapse atılabilirsin. Sana doğrusunu söyleyeyim. Borcunun son kuruşunu ödemeden oradan asla çıkamazsın. Rabbimiz bak dedi yaptığın iş tehlikeli ama seni uyarıyorum, seni seviyorum. Çıkış yolunu da gösteriyorum. Aslında bu 10 buyrukta olduğu gibi neydi on buyrukta? Tanrı'yla ve insanlarla ilişkiliydi. Bizim ilişkilerimiz de her zaman dikey ve yataydır. İkisinden biri bozuk olduğu zaman ikisi birden bozuluyor. Görüyorsunuz eğer ben bir insanla ilişkim bozuksa Tanrı diyor duymayacağım. Tanrı duymayacağım. Tanrı'yla ilişkin bozuksa da onun emirlerine uymayıp kardeşlerimle ilişki kurmayacağım. Bizim ilişkilerimiz dikey ve yataydır. Birisiyle bozuk olduğunda hepsi birden çökmeye mahkumdur. Tanrı ne söyledi? Sunakta dedi. gidersen, sunağa gidersen ibadet yapmak için, kurban yapmak için dedi. Bu ibadet şeklini biz şimdi yapmıyoruz değil mi? Ne dedi? Onu kabul etmeyeceğim dedi ibadetine. Eh biz bu ibadeti yapmıyoruz. İsa Mesih yeryüzüne geldikten sonra kalıcı ve tek kurban olduğu için artık biz sunakta kurban sunmuyoruz. Ama kutsal kitap okuyarak, dua ederek, ibadetlerimize katılarak aslında biz de sunakta kurbanlar sunuyoruz. Bizler de ibadet yapmış oluyoruz. Ne dedim? Dua ettiğinde. Kiliseye geldiğinde. Tanrı ne diyor? Duymayacağım. Duymayacağım diyor. Kabul etmeyeceğim diyor sözlerinde. Bu diyor, boş diyor. Çünkü diyor, yaptığın ibadetlerin hiçbirini kabul etmeyeceğim. Eğer kabul etmemi istiyorsan ibadet etmeden önce git diyor. Kardeşinle bu sorunu çöz. O daha önemli. Gelip burada ellerini kaldırıp bir Rabbi işte İsa Mesih şu... Ya diyor duymayacağım, duymayacağım. Tanrı söylüyor. Bu bir yorum değil, denenmiş bir söz değil. Ha ben bunu yaptım, Tanrı beni duymadı diye yazdığım bir kitap değil. Tanrı diyor duymayacağım. İbadetini kabul etmeyeceğim. İstediğin kadar dizinin üzerine diz çök, oruç tut. Bunu yap. Duymayacağım. Diyor. Eğer onunla problemi çözmezsen, eğer insanlarla ilişkimizi düzeltmezsek değerli kardeşlerim, Tanrı'yla ilişkimiz bozuluyor gördüğünüz gibi. Bozuluyor. Düzeltemiyoruz. Sen belki ondan nefret ediyorsun. Ya haklısın. Sen belki onu sevmiyorsun. E doğru sana da yanlış yaptı. Ama bir sorun var. Tanrı onu seviyor. Tanrı onu seviyor. Ne yapacaksın? Tanrı onu seviyor. Dua etmek güzeldir. Ben eleştirmiyorum. Oruç tutmak güzeldir. Ben yanlış demiyorum. Yapalım. Ama diyor ki benim buyruklarıma uymak, alçak gönüllü olmak o sunulardan daha değerlidir. Bakın Mika'da Tanrı Mika peygamber aracılığıyla ne söylüyor? 6. bölüm 8. ayetler. Ey insanlar! Bize söylüyor. Rab iyi olanı size bildirdi adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçak gönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız Rab sizden ne istedi? Ona kızgınsın, ona küssün ama diyor ki ben sizden diyor bu sunuları, bu kurbanları istemiyorum. Alçak gönüllü bir şekilde benim yolumda yürüyün diyor. O sunulardan daha önemlidir. Kutsal kitap insan ilişkilerine çok önem vermiştir değerli kardeşlerim. Birçok açıdan bakmıştır olaya. Çünkü Tanrı bu insan ilişkilerine çok değer vermiştir ve bu da Tanrı'nın sözünde yazar. Örnek Matta'da bir yerde der ki, bugün okuduğumuz bir bölümde, kardeşinin sana bir şikayeti olduğunu düşünüyorsan ona git der. Aynı şekilde başka bir bölümde bir kardeşin sana yanlış yaptıysa onun gelmesini bekleme. Onun yanına git. Git bu sorunu çöz. O zaman sormak istiyorum. Şimdi seni üzen, şimdi seni kıran belki sen de onu kırmışsın da bilmiyorsun onun yüreğini. Seni üzen, seni kıran kim varsa bu Tanrının sözlerine göre kim gitmeli? Kim gidecek oraya? Kim bu sorunu çözmek için onun yanına yaklaşacak? Kutsal Kitap diyor ki ikisi de. İstersen hatalı ol, ister o hatalı olsun. İkiniz de bunu çözmek zorundasınız. Bitirmek zorundasınız. Yoksa bu olay uzayıp gidecek yoksa ilişkilerimiz bozulacak dedikodular artacak kırgınlıklar küskünlükler olmaya başlayacak. Birisine ciddi bir şekilde benim bir kırgınlığım vardı. Ciddi bir şekilde. Sosyal medyasına bile bakmak istemiyordum. Bakıyordum. Onun paylaştığı resimleri beğenenleri bile sevmemeye başladım. Çünkü yüreğim beni rahatsız ediyordu. Sürekli o ne yaptı? O şunu mu yaptı? O bunu mu yaptı? Sürekli onu düşünüyordum. Sağlığımı kaybediyordum. Çünkü biliyorsunuz ki bu stres insanlara hastalık getirir. Bu çok rahatsız ediyordu beni. Onu seveni ben onu da sevmiyordum. İlişkimi soğutuyordum. Baktım sağlığımı kaybediyorum. Zaten ruhsallık olarak söylemeye bile gerek yoktur. Tanrı'nın sözüne karşı geliyordum. Dayanamadım bir gün onu aradım. Seninle konuşmak istiyorum dedim. O da bana çok kırgındı, küstü. Olağanüstü bir şey oldu, kabul etti. Gittik oturduk, konuşmaya, sohbete başladık. Aslında onun da bana kırılmış olduğu şeyleri bana anlattı. Ben zannediyordum ki ben mükemmelim, ben hata yapmadım, o bana hata yaptı. Meğerse ben de farkında olmadan onu kırmışım. O da bana bunu söyledi. Oturduk birlikte dua ettik. Her şey düzelmedi. Ama en azından bir yüreğimdeki o yükü hafifletme zamanı oldu. Belki sizin de hayatınızda böyle olaylar vardır. Sevmediğiniz bir kişi hala belki Instagram'da, Facebook'ta bilmem nerede arkadaşınız ha ah, nasıl bir resim atmış, ah şunu mu yapmış. Artık onu değil her şeyini takip etmeye başlıyoruz. E ne oldu? Ruhsallığım bozuldu, sağlığım gitti. Yok bu böyle olmaz. Ben bunu işte ben gidip onunla konuşacağım dediğim zaman bazı kardeşler dedi ki: "Yok ama o senin yanına gelmesi lazım. O yanlış yaptı." Ya tamam da bir Tanrı bana gitmemi söylüyor. İkincisi ben sağlığımı kaybediyorum. Ruhsallığımı kaybediyorum. Ben gidip bu yükten kurtulmak istiyorum. Ben bu gidip yükten kurtulmak istiyorum ve gittim. Ondan sonra en azından şu anda üzerimde yük yok. Hatta Tanrı'nın sözünü anlatırken anlatabilecek kadar da içim rahat. Doğru olanı da buydu. Kardeşler biz Mesih İsa sayesinde zafer kazanmış kişileriz. Ama o şeytan hala bizi rahatsız ediyor. Hala bizi parçalayıp yok etmek istiyor. Hala bizimle uğraşıyor. Eğer bizlerin ilişkileri iyi olmazsa şeytan zafer kazanmış olacaktır. Bizim görevimiz Tanrı'nın sözlerine göre uyup onu çözmeye çalışmaktır. Ama içimizden bazen o söz geliyor. Sen onun bir yaptığını bir bilsen bana nasıl ben gidip onun yüzüne bakabilirim ki? Onun bana yaptığını bir bilsen sen. Ona selam dahi bile vermek istemiyorum. O kadar kötü. Haklısın. Haklısın. Sen iyisin. Ama senin görevin bu sorunu çözmek. Yusuf'un kardeşleri onu kuyuya attı. Köle olarak sattı. Sonra da geldiler yalan söylediler Yusuf'a. "Babamız diyor ki bizi bağışla. Onlar tövbe etmiş miydi kardeşleri? Etmemişti. Onlar artık kutsal olmuş muydu? Olmamıştı. Ama Yusuf ne yaptı? Ben de üzerime düşen görevi yapacağım. Ne olursa olsun. İsa Mesih'e iman etti Stefanos. İmanından dolayı, imanından dolayı taşlandı taşlanırken diz çöktü yere ne dedi? Onların bağışlanması için dua etti. Onları taşlayanlar için dua etti. Onu taşlayanlar tövbeli miydi? Onu taşlayanlar düzelmiş miydi? Kutsallaşmış mıydı? Yok. Kötülerdi. Kötülerdi. Ama ama onlar Tanrı'nın dediğini yaptılar. Bizler de öyle olmak zorundayız. Zaten kutsal kitap diyor ki, sana iyilik yapana iyilik edersen bunun ne ödülü olur? Herkes bunu yapıyor. Sana kötülük yapana iyilik yap ki göklerdeki ödülün büyük olsun diyor. Düşün gerçekten birazcık. Stefanos'u aklına getir. O arkandaki insanı Düşünürken o hani seni kırdı, seni üzdü, hakkında dedikodu yaptı, kötü şeyler söyledi. Stefanos'un yaptığını karşılaştır. Kafasına taş atıyor, rejim ediyor, onu biraz sonra öldürecekler. Ama o yine de tövbesini Tanrı'nın sözüne uydu, barışmaya istekli oldu. Ama biz en ufak bir şey yapan insana karşı yüreğimizi nasırlaştırdık. Onu sevmedik. Sevgisizlik dedikodu başlattı. Dedikodu günaha meyillendi. Bölünmeler oldu. Tanrı bizi bir yapmak istiyordu. Yuhanna 17'de baba seninle bir olduğumuz gibi onlar da bir olsun dedi. Ama ben sevemedim. Neden? Bana kötülük yaptı, benim hakkımda bunu söyledi, beni davet etmedi, işte benim az selam verdi, bitti. O zaman Tanrı diyor ki, sen diyor yargılanacaksın. Sen yargılanacaksın. Bu kişisel bir yorum değil, Tanrı'nın direkt sözü. Değerli kardeşler, bizler bunu üzerimizden atmamız lazım. Hem sağlığımız için bir kardeşle sorunumuz varsa bugün güzel bir fırsat. Hem sağlığımız için hem kendimiz için. Bir gün araba kullanıyorum, eve gideceğim. Bir kadın kadın olduğunu söylemeyelim de bir şoför diyelim. Bir şoför aniden önüme kırdı. Aniden önüme kırdı. Ben vursam yüzde yüz haklıyım. İçimden birisi söyledi ki, vur nasıl olsa sen haklısın, kadın şey o şoför her türlü masrafını da vermek zorunda, her türlü masrafını da vermek zorunda, vur şuna haddini bildir. Ya ben düşündüm, haklıyım. Her şey benim lehime, yüzde yüz haklıyım. Ama ben ona vurduğum zaman, benim arabam da zarar görecek. Günüm mükemmel geçmeyecek. Sanayiye gideceğim. Onunla uğraşacağım. Bununla uğraşacağım. Stresle uğraşacağım. Haklı olsam bile ben de acı çekeceğim. Ondan uzaklaşmazsam, onun şehrinden kaçmazsam dedim yok boş ver. Hiç vurma. O şoför yaptığıyla kalsın dedim. Bizler de böyle. Eğer birine karşı kırgınlığın var ve düzeltmek istemiyorsan, öncelikle Tanrı'ya karşı yüzde yüz suçlusun, yüzde yüz yargılanacaksın. Onu da bir kenara koyduktan sonra bizler de acı çekiyoruz. Onu gördüğümüz zaman rahatsız oluyoruz. O sevdiğimiz kiliseden bile uzaklaşmaya çalışıyoruz. Bizlere Tanrı dedi ki tuz ve ışık olun dedi. Sen kardeşini sevmiyorsan nasıl tuzlu ve ışık olacaksın? İsa Mesih gerçekten bizim yerimize çarmıha gerilmeseydi asla kurtulamayacaktık. Her şeyi boş ver sırf kardeşimizi sevmediğimiz için bile. Amunet söylüyor. Beni seven benim buyruklarıma uyar diyor. Onu sevdiğimizi söylediğimiz halde onun buyruklarına uymuyorsak bizlerin hayatlarında sıkıntı vardır ve şimdi bir dua edelim. Tanrının bizi kurtardığını hatırlayalım. Tanrının bizi sevdiğini hatırlayalım. Tanrının buyruklarının ne olduğunu hatırlayalım ve çözmeye çalışalım. Ve çözmeye çalışalım. Çok zor değil. Senin o yanında çaprazında önünde o arkanda oturan insanı biliyoruz sen onu sevmiyorsun çünkü seni üzdü. Ama maalesef Tanrı onunla gidip sorununu çözmen gerekiyor diyor. Çünkü Tanrı onu da seviyor. Dua edelim kardeşlerim. Rabbimiz, Tanrımız ve kurtarıcımız olan İsa Mesih sana hamd ederiz, sana şükrederiz. Bizleri kurtardığın için, bizlere verdiğin sözler için, sen günahları kökünden çözmek istediğin için. Ya Rab lütfen o bize karşı olanları bize kötülük edenleri affedebilmemiz için bize yardım et. Ya Rab hep böyle diyoruz. Ama aynı zamanda benim yüreğimi de bana göster. Ben de başkalarını kırıyorum. O alçak gönüllü ve Ya Rab güçsüz olan, zayıf olan, şu anda günahta olan ve kırgın olduğum kim varsa onunla ilişkimi, ilişkimizi düzeltebilmemizi sağla. İsa Mesih'in adıyla. Amin.